Emine Erdoğan hanımefendinin konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum efendim. Buyurunuz. Kadın çiftçilerimizle bir araya geldiğim programların benim için ayrı bir yeri var. Bütün bu buluşmalarda kalplerimizdeki samimi ve karşılıklı sevgiyi her daim hissediyorum. Bugün de ülkemizin dört bir yanından emek ve alın teri yüklü hikayelerinizle geldiniz. Değerli misafirler, Anadolu Allah'ın yeryüzüne büyük bir ikramıdır. Nimet ve bereket fışkıran bu cömert topraklar şükrümüzün vesilesidir. Düşünün ki Avrupa kıtasının tamamında 13 bin çeşit bitki türü varken ülkemizde 12 bin çeşit bitki yetişiyor. Coğrafyamızın bu zenginliği bir ayrıcalık olduğu kadar onu korumak hepimiz için mühim bir sorumluluk. Bu sorumluluğun ağırlığını en iyi sizlerin anladığını düşünüyorum. Çünkü kadınla toprak arasında emeğe dayalı uzun bir geçmiş var. Tohumu topraktan kundağına yatıran, suyunu dualarla veren, şefkat damlayan elleriyle büyüten sizlersiniz. Toprağın alın yazısı olduğunu, sabrı öğreten kadim bir öğretmen olduğunu biliyorsunuz. Anadolu toprağı nasıl bereketliyse Anadolu kadını da çalışkandır, üretkendir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda üretiminin yarıdan fazlası kadınların ellerinde gerçekleşiyor. Sizler bir yandan vatanınızı doyurarak milletimize analık yapıyor, diğer yandan henüz doğmamış evlatlarımızın hakkını gözetiyorsunuz. Ata tohumu projemize başladığımızda bu gerçeği çok daha iyi gördüm. Sandıklarınızda, kilerlerinizde yıllarca sakladığınız ata tohumları, sahip olduğunuz ferasetin, deneyimin ve ileri görüşlülüğün bir ispatıdır. Sizlerle birlikte 2017'den beri 1537 çeşit ata tohumunu gen bankalarımızda koruma altına aldık. 37 adet yerel çeşit coğrafi işaretle tescillendi. Bildiğiniz gibi sürdürülebilir tarım yerel çeşitlerin üretimine bağlıdır. Böylelikle yerel tarım kadar yerel mutfak ve yerel kültür de ayakta kalır. Biyoçeşitlilik de korunur. Yerel tarımın iklim değişikliği ile mücadelede çok önemli bir yeri vardır. O nedenle tarım faaliyetlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getirmemiz çok acil bir meseledir. Mesela kuraklık. Bugün dünyanın en önemli sorunlarından biriyken tatlı suyun %70'inden fazlası tarımsal sulamada kullanılıyor. Hızlı bir şekilde su tüketimini azaltan sulama sistemlerine geçmeli ve doğanın tüm kaynaklarını koruma gayretinde olmalıyız. Bunun yanında bildiğiniz gibi gıda kaybı da dünyanın çözüm bekleyen başka bir ortak noktası. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporları geçtiğimiz yıl 750 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya kaldığını söylüyor. Bu insanların tümünü doyurabilecek gıdanın çöpe gitmesi ne kadar üzücü değil mi? İsraf edilen her gıda, onu üretmek için harcanan enerjinin, suyun ve iş gücünün de israfı demektir. Mahsulün ne emeklerle sofraya geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. O yüzden tarlada, hasatta, nakliyede ve depolamada gıda kaybını önleyecek kalıcı çözümler üreteceğiniz kanaatindeyim. Bu noktada aile çiftçiliği de
hem iklim değişikliği ile mücadelede hem de sürdürülebilir tarımda önemli bir güçtür. Tarımsal bilgi ve deneyimin hafıza merkezidir. Bilhassa gençlerimizi bu mirasa sahip çıkmaya teşvik edelim. Tarımın en büyük zenginlik olduğu dünyamızda el birliğiyle kırsalı gençler için fırsatlarla dolu bir alana dönüştürelim. İnanıyorum ki biz yerel ve bölgesel üretime sahip çıktıkça hem geleceğimizi koruyacağız hem de kırsalımızı kalkındıracağız. Doğru tarım uygulamalarıyla tabiata ihtiyaç duyduğu şifayı vereceğiz. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde kimin tarlası varsa onu eksin, kendisi ekmezse din kardeşine ektirsin buyuruyor. Bir verip bin aldığımız toprağın üzerimizde hakkı vardır. Bu hakkı onu ekerek, koruyarak, zehirli maddelerden uzak tutarak teslim edebiliriz. Bu hususta sizlerden çok şey beklediğimi ifade etmek istiyorum. Gelin sizler bu konuda öncü olun. Ekilmemiş tek bir karış toprağımız kalmasın. İmece kültürümüzü burada da yürürlüğe koyalım. El birliğiyle ekelim, el birliğiyle toplayalım. Değerli kardeşlerim, toprağa yalnızca karnımızı doyuracak ürünü değil, geleceği de ektiğimizi hiç ama hiç aklımızdan çıkarmayalım. O yüzden sizlerden bilhassa kompost gübreye önem vermenizi istiyorum. Kompost gübre toprağı zenginleştirir, su tutma kapasitesini artırır, üzerinde yetişen bitkiler için de şifadır. Oysa kimyasal gübreler, zirai ilaçlar toprağı yorar, küstürür. Mesela biz külliyede oluşan organik atıklarımızı kompost gübreye dönüştürüyor ve park bahçe faaliyetlerimizde kullanıyoruz. Bahçede gördüğünüz bütün bitkiler kompost gübre ile beslenip serpiliyor. Böylece kimyasal gübrenin toprakta birikmesini, derinlere sızarak yeraltı sularına karışmasını ve gaz halinde havayı kirletmesini de engellemiş oluyoruz. Unutmayın ki tarım uygulamaları ve toprak kalitesi toplum sağlığını doğrudan etkiliyor. Soframıza koyduğumuz ürünler sağlıklı bir topraktan gelmezse nesillerimizin sağlığını da bozuyor. Kimyasal ilaç ve gübrelere alternatif doğal yöntemleri kullanmazsak biyoçeşitliliğimiz de tehlike altına giriyor. Oysa bu topraklar Yaradan'ın yeryüzüne nakşettiği muhteşem bir eserdir. Attığımız her adımda toprağa ve tabiata muamelemizde bu gerçeği hiç unutmayalım. Sözlerime son vermeden önce tüm sorunlarınızın çözümünde ve projelerinizde destekçiniz olduğumu bilmenizi istiyorum. Sarı ve turuncu tonlarda uzanan üzüm bağları mevsim sonu hasat döneminin canlılığını yansıtıyor adeta. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli kadınlarımız. Elinin değdiği her şeyi güzelleştiren, bereketini toprağına da çevresine de yansıtan kıymetli kadınlarımıza. Polen. Sadece polen mi? Polenli var. Polenli var. Arpa birliğinde 27 tane coğrafi işaret ürünümüz var. Sayın Bakanımız üzerinden 19 tanesi geçti. Atalarımızdan. Önceden külün içinde yapılıyordu bu. Köylerde. Küresel öyle. Hala yapıyoruz. Yapıyoruz. Ama şimdi ilçede olmuyor. Köylerde yapıyoruz bunu. Evet. Şimdi Ankara keçisine özel destek veriyoruz. Onun hem gen kaynaklarını koruyoruz. Üretim mi artıyor mu? Artıyor. Her şey çok önemli. Güzel bir yer.
Bevaş'ta belirli orayı meyhane halledebilir. Orası Büyükşehir'e ait. Orası reyanda ya da zeytinyağında sos haline getirip suyunu koyup bunu bir buçuk saat haşlıyorsunuz. İçine nohut katarak. Ondan sonra değişik üzerine... Teşekkürler. Tarım Bakanlığımızla birlikte faaliyetlerimizi... Yalan geçelim mi? Bütün kadınlara halı çiftçi okulu başlattık. Şimdi baktık günleri değerlendirmek için de bir fabrika fener oynadık. Ekşi maya ve taş fırında. Bu şeyin organik un kullandık. Tellioğlu'nun özellikle onu koyduk. Tellioğlu'ndan organik un alıyoruz. Onlar sağlıyor. Bizim bölgemizde Tellioğlu üretici. Onun içine de aronya koyuyoruz. Bunlar da kara kılçık ve aronya unu karışık. Ve peynirimiz yine coğrafik işaretli kelle peynirimiz. Aynı şekilde. Çalışıyoruz. Esasen zeytinyağı patatesiyiz. Sabun üretimimiz var. Sabun da çok değerli bir şey yakaladık. Koça sabunhanesi diye. Bunu üretim yapıyor musunuz? Tabii. Bu şey ekolojik baskı. Kooperatif başkanı. Güncel. Size öncelikle çok teşekkür ederim. Tarımsal bölgeyi dediniz bizlere. Güncelleri. Size Mezopotamya, ilk görülen yerler. Isparta, Gülgönen Kooperatifi olarak, Gülgönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak gül ve gül ürünleri üretiyoruz. Kadınlarımızla 21 ortakla henüz daha yeni kuruldu. Bu ilk sloganımız gelenekten geleceğe gül gönen. Yani gelenek Osmanlı'da geleneksel yöntemlerde ikisi de. Bunlar da bu şey olan reklam için öyle. Büyüklerinde kazanlarda yapıyoruz. Geleneksel yöntemlerle yapıyoruz. Evet. Halımız geçmişte kaldı. Isparta halısını kaybetti. Ama biz yine de burada çok eski antika bir halımızı artık sanayiye yenik düştü. Çünkü çünkü el emekle, el dokumasıyla yapılan ürünlerimiz. Bunu üreten biziz. Bu eller bak, bu masırlı eller. Bak elimiz öyle kadife gibi değil. Masır her yeri. Bakın. Çorbayı bilmem yapıyorlar. Kara çorba diye bir yöresel çorba. Evet, yöresel çorba. Ekşi olsun tabii diye. Evet. Dolmaya da koydum. Evet. Evet, evet. Ama dolmaya. Oranını çok iyi ayarlamak gerekiyor. Biraz kesin yapılıyor. Evet. Yapacağım. Tahta baskılarla yapılır. Evet efendim. Tebrikler. Teşekkür ederiz. Sıfır atık projelerimiz bizim dikkatimizi çekmişti. Pazarımız var. Yetkililer. Sizin çalışmalarınız zaten bize bir kılavuz ilham verdi. Sıfır atık projelerinizi takip ediyoruz. Sağ olun. Güzel işler yapıyoruz. Burada gördüğünüz bütün ürünler fabrikasyon değil. Biz annelerimizden nasıl öğreniyoruz? Bu üstü zaten Hatice Hanım da sağ olsun anne gibi. Biz birlikte çalışıyoruz. Sistemimiz. Kantron yağımız. Kantron yağı. Kantron yağı. Rengi kırmızı olmuyor. Bu sarı kantron. Öteki kırmızı kantron. Bu da kekik sirkemiz. Kekik sirkemiz. Şalgam üretiyoruz. Şalgam. Öyle mi? Evet, organik. Hatice Hanım bize pazarlardan topluyor. Böyle acılı acısız falan mı var? Evet, acılı acısız var. Kekik suyumuz var. Beypazarı'nın kına gecelerine giyilir. Bugün Elti'nin taktığına taktı. Öyle mi? Normalde gelirim, bunun iki katı oluyor. Bugün dedim değişiklik aslında. Ceviz kabuğuyla boyandım. Bu sadece sadece tiftik. Sağ olsun bakanlarımızın ve tarım endüstrimizin yardımıyla bu tezgahlar yerleşti. Biz bunları şey otu diyorlar, havacıva. Havacıva da. Evet. Şu soğan kabuğu. Bu da yine tekrar stok halinde yapıyoruz. İşte inşallah tasarım yapacağız. Evet, evet, evet. Kızının armudunu bizim köyden veririz. Ürünüdür meşhur. Evet, sadece bizim köyde. Bunun pekmezini yapıyoruz. Glisemik indeksi düşük olduğu için diyetisyenler önerdiği bir tip pekmezdir. Bağışıklığı ve bağırsaklığı düzenleyici özelliği vardır. Ayrıca
zamanda sirkesini ve cipsini yapıyoruz. De bizleri desteklediğiniz için, üretimi desteklediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sayenizde buralardayız. Bu sinerjiyi yaşadığınız için de çok mutluyuz. Sağ olun.